Merhaba arkadaşlar. Ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Biz takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, 2023 DGS kontenjanları ile ilgili son durum nedir? YÖK'ün bununla ilgili önemli bir e, duyurusu var. Buna değineceğiz ve DGS kontenjanlarının artışı ile ilgili sizden destek talep ediyoruz bu sizin geleceğiniz sizin hayaliniz bu sene her şey olabilir. Dolayısıyla DGS kontenjanlarında arttırım da olabilir ama burada öğrencilerin bu konuda dikkatli olması ve YÖK'e biraz baskı yapmamız gerekiyor. Buna detaylı değineceğim. O konuya geçmeden önce arkadaşlar Nisan grubumuz 15 Nisan'da başlıyor. Ee, Nisan grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altında açıklama kısmında linke katılabilirler. Sayısal mantık kampı da bir iki güne başlıyor arkadaşlar. Ona da katılabilirsiniz. Evet DGS kontenjanlarla ilgili YÖK'ün açıklaması ne? Şimdi ona birlikte bakalım. YÖK talepleri toplamaya başladı arkadaşlar. Yani kontenjan taleplerini toplamaya başladı. Ve üniversitelerden 5 Nisan'a kadar kontenjan Talepleri alacak ve bu talepler doğrultusunda kontenjanların artırımı azalmasına karar verecek. 5 Nisan'a kadar vaktimiz var. Dolayısıyla YÖK'e bu konuda kesinlikle baskı yapmamız gerekiyor. E, tweet atabiliriz, dilekçe gönderebiliriz. Bununla ilgili cimere yazı, duyuru yapabiliriz. Bu şekilde biliyorsunuz kontenjanlarla ilgili en çok belki konuşanlardan biri biziz. Bununla ilgili öğrencilerimizle sizinle birlikte çok şeyler yaptık. Umarım ÖSYM'ye, YÖK'e bunu iletmişizdir. Biz çok dilekçeler gönderdik. Çoğuna cevap da geldi. kontenjanlarla ilgili çalışma şart arkadaşlar. Yani bunun ilgili örnek dilekçeler var. Bu dilekçeleri MB Akademi'den DGS kontenjanları arttırılsın blok içeriklerinden. Burada linkten arkadaşlar bu linki de açıklamaya koyacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili Gmail'e yazmanız lazım? Hangi dilekçeleri göndermeniz gerekiyor? Hepsi detaylı var arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Evet YÖK'ün üniversitelere duyurduğu arkadaşlar 27 Mart'ta duyurduğu bir konu var. Kontenjanlar önce vakıf üniversiteleri için girişime e, açılmış vakıf üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri için büyük ihtimal kontenjanlar çarşamba gününe kadar e, sisteme girilmesi isteniliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bununla ilgili kesinlikle bir çalışma yapmamız lazım. E, tweet atabiliriz kontenjanların artırımı ile ilgili. ÖSYM'ye Cimerden yazı yazabiliriz, dilekçe verebiliriz. Bununla ilgili e, bütün arkadaşlar elini taşın altına koysunlar. Evet DGS gruplarına katılmak isterseniz arkadaşlar Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Telegram'dan Hanife Hoca, Telegram Hukuk Grubumuz var. E, de, en büyük Telegram Hukuk Grubu arkadaşlar. Bunlardan bizi takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.